Evet canlar cananlar merhaba. Ben Cem Kervan, nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bu hafta yüceliğini onlara gösterdi adlı bir deyiş paylaşmak istiyorum. Öyküsü şu: İsa ruhuyla bazı talipleriyle birlikte, hepsi değil bazı talipleriyle birlikte bir dağın tepesine çıkıyor. Ve orada görünümü tamamen değişiyor. Yani yüzü güneş gibi parlamaya başlıyor. Ve elbisesi de bembeyaz, apak oluyor. Yani parlıyor. Tabii talipleri şaşırıyor. Birdenbire Hazreti Musa ve İlyas peygamber onun yanında görünüveriyor. Zuhur ediyor. Ve onunla konuşmaya başlıyor. Şimdi bizim Petrus biliyorsunuz tez canlı. Önce konuşuyor, sonra düşünüyor ne diyeceğini. Heyecanlanıyor, coşuyor, diyor ki burada olmamız ne kadar iyi ki şu an üçünüze birer ziyaretgah yapabiliriz. Yani burası artık ziyaret için çok iyi bir yer olacak. İnsanlar gelecek ziyaret için. Onun için 3 tane ziyaretgah yapalım. İnsanlar gelince görsünler filan. Yani vız vız konuşuyor çünkü ne dediğini aslında kendisi de bilmiyor. Ki o an parlak bir bulut çevrelerini sarıyor. Ve gökten, semadan bir nida geliyor. Yüce Hak diyor ki, bu cananım, bu sevgili manevi oğlumdur. Tabii oğul deyince bazılarımızın bir alerjisi var o konuda ama fiziksel bir anlam taşımıyor, haşa. Yani biyolojik bir anlam hiç yok. Yani bir ilişki, bir bağdan bahsediyor orada. Manevi bir bağ. Tamam. Ve diyor ki ona itaat edin diyor ses. Tabii ki talipleri korkuyorlar. Ve yüzüstü kapanıyorlar. Ta ki İsa onları dürtüyor. Diyor ki tamam geçti kalkabilirsiniz. Kalkıyorlar, bakıyorlar. Musa, İlyas gitmişler. Bulut da gitmiş. Her şey normale dönüşmüş. Yani bu olay ne gösteriyor? Şah'tır. Bütün dünya üzerinde şah'tır. Ve bir gün tekrar gelecek. Bütün dünya üzerinde hükmedecek. Bütün haksızlıkları düzeltecek. Evet, deyişe geçelim. İnşallah beğenirsiniz. İsa talipleri yanına aldı. Yüksek dağın tepesine getirdi. Gözler önünde farklı suret aldı. Yüceliğini onlara gösterdi. Yüceliğini onlara gösterdi. Birden yüzü sanki yanan güneşti. Elbisesi ışık gibi parlaştı. Musa'yla İlyas da ona yaklaştı. Yüceliğini onlara gösterdi. Yüceliğini onlara gösterdi. Thank you.
parlak bulut çevrelerini sardı. Yüce Hak'tan semadan nida geldi. Cananım manevi oğlum bu dedi. Şah yüceliğini onlara gösterdi. Yüceliğini onlara gösterdi. İsa dünyaya dönecek. Her türlü haksızlığı düzeltecek. Bütün dünya üstünde hükmedecek. Şah yüceliğini onlara gösterdi. Yüceliğini onlara gösterdi. Evet, teşekkür ederim dinlediğiniz için. Beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretleyin, yani beğeni düğmesini bir basın. Abone olun, yorum yazın ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgide kalın, barışta kalın. Esen kalın, hoşça kalın.